TTV'nin genel müdürü Özgür Güler yüzle beraberiz. Özgür Bey, şöyle bir kısa bir röportajımızda hem sektörel konuları da değinelim ama ya bu Teknofest'te siz öğrencilere hangi yarışmalara sponsor oldunuz? Bir de sizin bir genel müdür olarak gençler nasıl çalışıyorlar? Ümit vaat ediyorlar mı? Onları STM'ye alacak mısınız? Bir sizden dinleyelim. Elbette. Aslında 2018'den beri STM'nin ilk günden itibaren bir STM olarak çok aktif yer alıyoruz Teknofest'te ve bunu çok büyük bir keyif ve coşkuyla yapıyoruz. Aslında ilk günden beri de biz hem Türkiye Drone Şampiyonası hem Dünya Drone Şampiyonası'nın düzenleyicisi konumundayız. Gençlerde de çok yoğun bilgi var, çok büyük bir enerji var ve burada yapılan işleri gördükçe gurur duyduklarını hissediyoruz biz onlarla. Onların o enerjisi, sinerjisi de bizlere çok büyük moral ve keyif veriyor. Ben hep şunu belirtiyorum aslında, buradaki ürünler bizlerin hayalleriydi. Belki bizim abilerimizin hayalleriydi. Biz bunları gerçekleştirdik. İleride inşallah şu anda onların akıllarında olan birçok şeyi gerçekleştiriyor olacağız ki gördüğünüz gibi bizim hayal fabrikamız arkadaş durmadan çalışıyor. Drone tasarlıyorlar, gemi tasarlıyorlar, denizaltı tasarlıyorlar. Gençlerin fikirleri nasıl, yaklaşımları mühendislik açısından iyi yolda gidiyorlar mı? Emelleri nasıl? Siz bir mühendis açısından bir değerlendirir misiniz gençlerimizi? Drone ve diğer sistemler olarak. Ya ben hep şunu söylüyorum. Gerçekten yeni nesilde gençlerimizde inanılmaz bir yaratıcılık, çok farklı bakış açısı var. STM'deki en büyük farklarımızdan bir tanesi şu diye düşünüyorum. Aslında biz her yönetici arkadaşın bir tersine mentörü var. Biz yeni mezun olmuş bir arkadaşı yöneticilere mentor olarak atıyoruz. Çünkü onların bakış açılarıyla belki bizlerin bakması bir büyük jenerasyon olarak çok mümkün olmasa da onların bakış açılarını hissedebilmek, beklentilerini anlayabilmek çok fark yaratıyor diye düşünüyorum. Buraya geldiğimizde de belki bizim hiç aklımıza gelmeyecek sistemler, gözenler. İşte uçan denizaltı drone tasarladı az önce mesela 2,5 yaşında bir kızımız. Çok farklı fikirleri var, şeyleri var. Dediğim gibi hem çok keyif alıyoruz, bir taraftan da böyle karşılıklı aslında onlar bizlerden bir şeyler görmüş oluyor, biz onlardan bir şeyler görmüş oluyoruz. Drone yarışlarına gelecek olursak Teknofest açısından, drone yarışları nasıl geçti? Gençlerin bir önceki yılla veya yıllarla karşılaştırdığımız zaman durumumuz nasıl bunlarla ilgili? Biraz da onları bilgi alalım. Tabii ki şöyle, Türkiye Drone Şampiyonası'nı dediğim gibi tamamladık aslında Teknofest'in ikinci gününde. Farklı etapları vardı. En son etapı Teknofest'te yapılıyor. Şu anda dün sabahtan itibaren Dünya Drone Şampiyonası heyecanı başladı. Ve Türkiye dahil 32 farklı ülkeden 32 tane yarışmacımız var. Bunlar ülkelerin en iyileri. Ve ben yaklaşık bir yarım saat önce oradaydım. Oradan buraya geldim. Sorduğumuzda dünyadaki en iyi drone yarışmasının Teknofest yarışması olduğunu söylüyorlar. Gurur verici bu. Tabii hepsi burada olmaktan son derece memnun. Hem onlar keyif oluyor hem biz almış oluyoruz. Ya drone yarışması dediğimizde de en büyük artısı şu. Yani yarış dronlarının belli standartları var, belli yetenekleri var. Ama o çocukların, gençlerin hepsi bizim çocuklarımız dahil aslında kendi yarış dronlarını tasarlıyorlar. Onları modifiye ediyorlar. Gerektiğinde bir kaza yapıp çarptıklarında hemen hızlıca tahmin edebiliyorlar. Yani bunu öğrenebilmek de çok büyük artı diye düşünüyorum ki hepimiz farkındayız aslında. Günümüz savaş ortamında bile FPV dronların ne kadar etkili olduğunu, insansız sistemlerin her anda giderek daha fazla etkili olduğunun farkındayız. Aslında da çekirdekten itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın bu tarz alanlara ilgi duyması, böyle belli uzmanlıklar geliştirmeleri gelecek için de çok kritik diye düşünüyorum ben. Tabii drone demişken kamikaze İHA sistemleri ve bu konuda da STM Türkiye'nin ve aynı zamanda dünyada önemli oyunculardan biri haline geldi. İşte izleyicilerimiz soruyorlar bazen ticari dronlarla en büyük farkları. Vallahi ben de dilim döndüğünce bu işin elektronik karıştırmasını düşündünüz mü? Askeri sistemler çok daha performanslı olmak zorunda gibi çok böyle basma kalıp şeylerle cevap veriyorum ama sizden de biraz duymak isteriz. Şu an kamikaze İHA sistemleri, ihracat başarılarımız var. STM ne durumda? Şöyle biliyorsunuz kargomuz 2018'den beri envanterde. Yani açıkçası en büyük artımız da kargo 3 farklı kıtada, farklı iklim şartlarında, farklı coğrafyalarda kendini ispatlamış vaziyette. Siz de bahsettiniz aslında, yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da görüyoruz. Yani ticari dronlarla belli çözümler oluşturabiliyor. Ve biz de şunun farkındayız, FPV dronlar giderek daha kritik hale gelecek. Ama şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamak lazım. Gerçek savaş ortamı gerçekten elektronik harbin, elektronik karıştırmanın çok yüksek olduğu ortamlar. Ticari bir drone oralarda uçabilmeniz neredeyse mümkün değil. Belli çözümler oluşturmanız gerekiyor ki işte hani fiber optik kabloyla uçan dronelar da var aslında savaş alanlarında. O yüzden özellikle bizim geliştirdiğimiz dronelar düzenli bir ordu için ve Türk Sağlık Kuvvetleri için bu çok kritik diye düşünüyorum. Güvenlik her şeyin başında geliyor. O yüzden yapacağınız her türlü mühimmat mekanizması, bunların tapa mekanizmaları her şeyden önce bizim askerimiz için bir risk oluşturulması gerekiyor. Ondan sonra kullanım güvenliğine gelince de işte elektronik harp olmayan savaş ortamı yok şu anda açıkçası.
Biliyorsunuz bizim Kerkes projemiz vardı. Yani şu anda nereye giderseniz gidin en ufak çatışmanın olduğu yerde GPS, GNSS direkt baskılanıyor. Kerkes projemizde biz aslında GNSS olmayan ortamlarda bir uçuş yetkinliği kazanıyoruz. Bir taraftan hem ülkemizde farklı firmaların oluşturmuş olduğu özellikle karga dayanıklı link haberleşme çözümleri var. Onları kullanıyoruz. STM olarak biz de farklı modüller geliştiriyoruz. Ama şunu da hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım aslında. Savaş ortamı karşılıklı teknolojilerin yarıştırıldığı bir alan aslında. Siz bir çözüm oluşturduğunuzda düşmanlarınız hızlı bir şekilde ona karşılık bir şey geliştiriyor. O yüzden maalesef çok kritik. Bu işin en temel teknolojilerini bilmek, o bilgi birikiminin olması ve bunlara karşı hızlı çözüm oluşturabilmek sürekli çok daha kritik hale gelecek. STM olarak da biz gerçekten dediğimiz gibi aslında ondan fazla ülkeye kargo ihraç ettik. Çok aktif bir şekilde kullanıldı. Geri dönüşler son derece pozitif. Yine biliyorsunuz çok yakın zaman içerisinde aslında zırh delici mühimmatla ilgili testlerimizi tamamlamak üzereyiz. Başladık kargoyla. Oradaki sonuçlar da çok iyi. Ama ben yine bahsetmiştim. Biz arif arayıcı başlık çalışıyoruz. Arif arayıcı başlık şöyle belki özetleyebiliriz kısaca. Aslında hani savaş alanındaki en kritik sistemler hava savunma sistemleri, radar sistemleri ya da güçlü yayın yapan telsiz sistemleri. Sizin elinizde bir arif arayıcı başlık varsa otomatik olarak bir operatör, bir kullanıcı, bir asker onun yerini belki tespit edemeyebilir. Gözle de göremeyebilirsiniz. Ama bir radar açıksa bir hava savunma sisteminin bu bir sinyal yaymak zorunda. Arif arayıcı başlıkta siz o sinyali otomatik olarak bularak gidip ona saldırma ve imha etme yetkinliğinize sahip olmuş olacaksınız. Kargoya zırh delici mühimmat entegre ettiğimizde, arif arayıcı başlık entegre ettiğimizde, bir de bunları süre olarak kullandığımızda aslında çok daha büyük platformlar, çok daha pahalı platformlar için çok ciddi risk oluşturan hava savunma sistemlerini çok maliyet etkin, çok düşük fiyatlı ama bir taraftan da çok etkili bir çözümle imha etme yetkinliğine sahip olmuş olacağız diye düşünüyorum. Cümleleri sizden duyduğum zaman demek ki test görüntülerini yakın bir gelecekte görürüz gibime geliyor. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah. Sahadan size gelen geri dönüşler ki Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir kullanıcı ve sahada aktif kullanıyor. Siz tabii sürekli 2018'de vermenize rağmen sürekli güncelliyorsunuz sistemleri, özellikleri, evet. Çalışmalarınız devam ediyor. Şöyle bir gökyüzünden denizlerin altına doğru isterseniz sorumu ben yöneltmek istiyorum. Reis sınıfıyla ilgili önemli teknolojileriniz, mühendislik hizmetleri verdiğiniz bir taraftan da gündemde sizin özgün olarak geliştirdiğiniz daha küçük bir denizaltı projesi ve deniz kuvvetlerinde daha büyük milli denizaltı projesi var. Son durumlar nedir? Biraz bilgi alalım. Denizaltı yapmak kolay değil. Çok zor bir teknoloji. Değil. Ya oradan başlayalım isterseniz. Bir denizaltı gerçekten kompleksite olarak baktığınızda bir uzay aracıyla aynı neredeyse. Yani dışarıdan bakın şöyle görünüyor olabilir. Ama gerçekten o dışarıda gördüğünüz metal yapının içerisinde çok karmaşık. Kablaj sistemleri, birçok farklı sistemin işte birbirleriyle iletişimin olması gerekiyor. İşte tahrik sistemleri, silah sistemleri gibi birçok unsur bir arada bulunması gerekiyor. O yüzden bir denizaltı tasarlayabilmek gerçekten çok zor. Ve dünyada da çok az ülkede bu yetkinlik var. Biz özellikle STM'nin bahsettiğiniz reis sınıfı denizaltısında aslında ana alt yükleneci olarak biz teknoloji transferi konusunda çok önemli yetkinliklerimiz oluştuk. Reis sınıfı denizaltıların Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre tasarımının güncellenmesine de STM çok aktif roller aldı. Ama bir taraftan da millileştirme konusunda önemli bir rolümüz var. Reis sınıf denizaltılarda giderek ülkemizde üretilebilecek birçok sistemi denizaltılarımıza entegre etmiş oluyoruz. Ama Ay sınıfı denizaltının, Preveze sınıfı denizaltının modernizasyonu, Pakistan'da gerçekleştirdiğimiz Agusta 90B sınıfı denizaltı modernizasyonu ile de aslında çok ciddi bir bilgi birikimi oluştu bizde. Ve STM 500 tasarımı da açıkçası bütün bunlarla beraber oluştu. Siz de bahsettiniz, MİLDEN projemizden konuşuyoruz. Bir taraftan yurt içinde, yurt dışında hala denizaltı modernizasyon ihtiyaçları olacak. O anlamda STM'de oluşturulan bu mühendislik birikimi gerçekten çok değerli diye düşünüyoruz. STM 500'e biz aslında milli denizaltıların belki ilk olabilir diye bakıyoruz. Ama bir taraftan deniz kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerimizle beraber MİLDEN projesi konuşuluyor. STM olarak bizler de bütün bu projelerde mühendislik yetkinliğimiz kapsamında verebileceğimiz her türlü desteği sonuna kadar sağlamak konusunda aşırız. Giderek çıtayı yukarı doğru çekiyorsunuz. Artık ihracat neler yapılıyor? Onu biraz sağ expo'ya bırakırız. Burada derdimiz biraz daha gençleri çağırmak, gençleri buraya meraklarını arttırmak. Son olarak da gençlerimize buradan bir mesaj verelim. Staj yapanlar var, yarışmalara katılıyorlar ve aday mühendisler veya okulu bitirenler de size başvuracak. Gençlere bir mesajımız var mı? Bu çok önemli. Hani bizim yaş ortalamamız standımızda daha da küçük, 1-2 yaşından itibaren çok yoğun bir ilgi var. İnsan kaynakları birimiz burada aslında. Biraz da onları açıkçası sadece STM özelinde değil, abilik, ablalık da yaparak kendilerine nasıl bir yol haritası çizmeleri lazım.
biraz ilgi alanlarına bakarak aslında belki onlar için hangi meslekler daha uygun olabilir, o tarz yönlendirmeleri de yapıyor arkadaşlar. Yine bizim Stardim gibi staj programlarımız var, onlarla ilgili detaylı bilgi veriyoruz. STM olsun, diğer savunma sanayi firmalarında işe girmek istiyorlarsa neler yapmaları lazım? O konularda biraz yönlendirme bulmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan bizlerle çalışmak nasıl bir hayattır? Onları da anlatmaya çalışıyoruz. Biz bütün gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Dediğimiz gibi, ilk başta da konuştuğumuz gibi bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ama bir taraftan gelsinler, görsünler abileri, ablaları neler yapmış. Bundan sonra beraber neler yapabiliriz? Hep beraber tartışalım, konuşalım. İşte Özgür Bey gençlere mesajını verdi. Gençler, işin peşinden koşun. Türkiye'de savunma sanayi gerçekten büyüyor. İş imkanları var. Heyecanlı projeler var. Daha da önemlisi insan çünkü kariyerinde heyecanlı projeler yaparsa kendini geliştiriyor, mutlu oluyor. Bunlar için lütfen takibe devam edin. Burada çok gencimizde iş var ve onların o güzel hayata bakışlarına, zekalarına çok ihtiyaç var. Özgür Bey çok teşekkürler. Sizlere kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Daha detaylı röportajlar yapmak üzere burada biraz şöyle bir giriş yaptık. Önümüzdeki dönem içerisinde İnşallah en yakın dönemde Saha Expo var. Orada görüşmek üzere. Daha detaylı olarak projeleri alacağız. Hem de STM'nin sürprizleriyle diyelim. Sürprizleri de merakla bekliyoruz. Evet, evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.